Sayın seyirciler, bildiğiniz gibi antik kent Hierapolis'te İtalyan kazı heyeti yaklaşık 46 yıldır, evet 46 yıldır kazı çalışmalarını sürdürüyor. Ve sık sık burada yapılan kazılar aslında yavaş gitmesiyle ilgili eleştiri konusu oluyor. Son dönemde ise Laodikya ile karşılaştırılmaya başlandı. Çünkü Laodikya'daki kazılar oldukça hızlı ilerliyor ve elde edilen sonuçlar da oldukça iyi. İşte bununla ilgili olarak yapılan eleştirilerin ardından İtalyan ekibi deyim yerinde ise tutuştu. Ekibin başında D'Andrea var ve 46 yıldır yavaş yavaş ilerleyen kazı çalışmaları birden hızlandı. Milattan önce 190 yılında kurulan ve Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Pihlipus'un burada öldürülmesinden dolayı dini ve tarihi olarak önem kazanan Hierapolis, kazı çalışmalarının hızlanmasıyla ayağa kalkacak. Pamukkale Hierapolis Antik Kent'e Denizli Valisi Abdülkadir Demir, İl Özel İdare Başkanı Hüseyin Gürlesin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu ve ilk protokolünden oluşan bir heyet ziyaret gerçekleştirdi. Tamam. Ziyarette bölgenin kazı çalışmalarını üstlenen İtalyan kazı heyeti ve heyet başkanı İtalyan Lecce Üniversitesi'nden Ordinarius Profesör Francesco bölge hakkında bilgiler sundu. İnceleme yapılan bölgede açıklama yapan Denizli Valisi Abdülkadir Demir, heyetin bir yılda bir defa Türkiye'ye gelerek bölgede kazı çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi. Demir, bölgenin müze kazısı olarak belirleneceği çalışmaların yılda bir ay olarak değil, tıpkı Laodikya kazılarında olduğu gibi 12 aya kadar çıkartılacağını belirtti. Dedir. Tabii Kültür Turizm Müdürlüğümüz, Müze Müdürlüğümüz de bütün ekipleriyle burada tamamen bir denizde yapılan bütün çalışmalar gibi burası da bütün kurumların ortak hareket ederek yaptığı bir çalışma olarak karşımızda duruyor. Burada önemli olan bu işi Denizli'nin yıllardır hayal ettiği kısa sürede Hierapolis'in diğer kentlerimiz gibi ayağa kalkma çalışmasını böylece başlatmış ve inşallah kısa süre içerisinde önemli oranda ilerleme sağlamış olacağız. Sayın Profesör de söyledi, biliyorsunuz. Zaten kendi ellerinde ne kadar burayla ilgili, nekropolle ilgili varsa, dokümanlar varsa, diğer çalışmalar varsa bunların tamamını kendileri bize verecek, kurul kararlarını verecek. Şu anda elinde sizlere de gösteriyor. Biz de onu aldığımız kurul kararları doğrultusunda burada uygulamasını yapacağız. Bu Hierapolis Antik Kenti içerisindeki Antik Tiyatro'da biliyorsunuz Haziran ayının ortasında özellikle sahnenin restorasyonu tamamlanacak. Ve biz orada Haziran ayından başlamak üzere bu yıl içerisinde en az 4-5 tane daha büyük organizasyon yapacağız. Bunları zaman içerisinde sizlerle paylaşacağız. Bu yıl biliyorsunuz ben Cuma günü Ankara'daydım. Özellikle UNESCO Türkiye temsilciliği ile Müzeler Genel Müdürümüzle ve benim katıldığım Kültür Turizm Müdürümüzün de olduğu bir toplantı yaptık. Biz bu hafta içerisinde Denizli'de bu toplantının bir ayağını gerçekleştireceğiz.